Arkadaşlar merhaba. Bu derste sizlere kesintisiz güç kaynaklarından bahsedeceğiz. Bir diğer ismi de UPS'tir. UPS, Uninterruptible Power Supply demektir. Yani kesintisiz güç kaynağıdır bunun Türkçe karşılığı. UPS'ler sürekli enerji beslemesi yapılması gereken yüklerin şebekede bir enerji kesintisi durumunda enerjilendirilmesini ne yapar? Sağlar. Tabi bu sadece şebekede enerji kesintisi durumunda veya buna aslında şebekede enerji var iken de enerjilendirilmesini ne yapabilir arkadaşlar? UPS'ler sağlayabilir. Ama genel olarak şebekede bir enerji kesintisi olduğu zaman belirli yüklerin enerji beslemesini sağlamaktadır. UPS'ler iki kısma ayrılır. Bir dinamik UPS, diğeri de statik UPS'tir. Dinamik UPS'ler mekanik sistemlerdir. Bunlar elektrik enerjisinin gerilimi ve frekansını yarı iletken malzemeler kullanarak elde etmezler. Bunun yerine motor ve alternatör kullanılır. Motordan elde ettiği hareket enerjisiyle alternatörden arkadaşlar elektrik enerjisi üretilir. Ve enerji kesintisi durumunda bu dizel jeneratörler devreye girerek sistemi enerjilendirir. Genellikle acil dizel jeneratör olarak adlandırılır bunlar. Örnek olarak onları verebiliriz. Bunlar büyük güçlerin enerji beslemesinde kullanılmaktadır. Burada da farklı güçlerde dizel jeneratörlerini görmektesiniz. Dinamik UPS'in yapısı motor, alternatör ve kontrol panelinden oluşur. Motorda yakıt yakılarak bir hareket enerjisi elde edilir. Elde edilen hareket enerjisiyle de alternatörde ne yapılır? Belli bir gerilim ve frekansta elektrik enerjisi elde edilip sisteme enerji verilmiş olur. Buradaki kontrol paneli de hem alternatörü hem motoru kontrol edildiği kısımdır arkadaşlar. Statik UPS nedir? Statik UPS elektrik enerjisi, gerilim ve frekansı yarı iletken malzemeler kullanılarak elde edilir. Bunun yapısı genel olarak şöyledir. AC gerilim önce DC gerilime doğrultulur. Daha sonra bu elde ettiğimiz DC gerilim ile aküler şarj edilir. Akülerdeki DC gerilim ise tekrar ne yapılır? AC gerilime dönüştürülüp kritik yüklerin enerji kesintisi durumunda veya sistemde şebekede elektrik var iken beslenmesi sağlanmış olur. Tabii günümüzde statik UPS'lerin kullanımları yaygındır arkadaşlar. Bu DC gerilimi AC gerilime çeviren cihazlara biz invertör diyoruz. Burada da bir invertör devresini görmektesiniz. Bu da bir invertördür arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi DC gerilim ne yapıyor? Yarı iletken malzemeler kullanılarak, yani transistör, IGBT kullanılarak, diyot kullanılarak AC gerilime çevriliyor. Daha sonra buradaki AC gerilim de bir AC trafoyla ne yapılmış oluyor? Belli bir gerilime kadar yükseltilip AC gerilimdeki yük beslenmiş oluyor arkadaşlar. Burada statik UPS'in yapısını görmekteyiz. Bizim alternatif akım şebekemiz var. Yani girişimiz. Tabii normal şartlarda sistemin enerji varken ne yapıyor? Buradaki elektriksel yükümüz bu anahtar kapatılıyor. Buradan beslenebiliyor. Ya da arkadaşlar buradaki UPS üzerinden de besleniyor. UPS'i gördüğünüz gibi burada önce AC'yi DC'ye çevirtiyoruz. Doğrultucuda. Daha sonra aküleri şarj ediyoruz. Ve akülerden elde ettiğimiz DC gerilimi ne yapıyoruz? Tekrar AC gerilime çevirip buradaki elektriksel yükü beslemiş oluyoruz. Statik UPS'ler de çalışma yöntemlerine göre 3 ayrılıyorlar. Bunlardan bir tanesi çevrim dışı, yani offline UPS. Diğeri hat etkileşimli line interactive UPS. Bir diğeri ise çevrim içi online UPS'tir arkadaşlar. Çevrim dışı UPS burada gördüğünüz gibi 4 elemandan oluşuyor.
Bunlar neler? AC-DC'ye çeviren doğrultucu kısmı, akü kısmı ve tekrar DC-AC'ye çeviren inverter kısmı. Bir de buradaki anahtar kısmı oluşuyor arkadaşlar. Oluşturuyor. Bu sistem nasıl oluyor? Arkadaşlar bu sistemde şebekede enerji varken elektriksel yük direkt ne yapıyor? Şebekeden besleniyor. Tabii şimdi bunu şöyle gösterecek olur isek. Şimdi sistemde enerji var. Bu anahtar kapalı arkadaşlar. Ne yapıyor? Sistemdeki elektrik direkt buradaki elektriksel yükü besliyor. Aynı zamanda buradaki şebekedeki gerilim ile ne yapıyoruz arkadaşlar? AC-DC'ye çevrilip akülerimizi şarj ediyoruz. Eğer şebekede enerji kesilir ise buradaki bu röle açıyor. Bundan sonra buradaki elektriksel yük şebekeden değil ne yapıyor? UPS'ten beslenmeye başlıyor. UPS'ten nasıl besleniyor? Biz burada akülerimizde ne yapmıştık? DC gerilim depolamıştık. Bu depolamış olduğumuz DC gerilimi AC gerilime çevirerek ne yapıyoruz? Elektriksel yükü beslemiş oluyoruz. Tabii bu çevrim dışı UPS sistemi eski bir sistemdi arkadaşlar. Bu sistemin fiyatı uygundur. Fakat bu sistemle genellikle düşük elektriksel yüklerin beslenmesi kullanılmaktadır. Bu sistemin dezavantajı şudur. Sistemdeki şebeke geriliminde meydana gelecek değişimlerden, yani bu nedir? Aşırı veya yüksek gerilimlerden direkt beslemiş olduğu elektriksel yük etkilenmiş olur. Hat etkileşimli, yani line interactive UPS ise nedir? Arkadaşlar bu sistemde çevrim dışı, yani offline UPS'ten farklı olarak bir gerilim regülatörü bulunmaktadır. Ototrafo diye isimlendiriyoruz bunu. Tekrar aynı diğer çevrim dışı UPS'de olduğu gibi AC-DC'ye çeviren doğrultucu, akü grubu, DC-AC'ye çeviren ne var arkadaşlar? İnvertör grubu. Bir de bizim kontrol anahtarımız var. Bu sistemde şöyle bir çalışma sistemi var. Şebekede enerji varken şebeke geriliminde meydana gelecek gerilim düşümü veya yükselmesi durumunda ototrafo ile ne yapıyorsunuz siz? Gerilim regülasyonu yapıyorsunuz. Ve şebeke gerilimi nominal değerlerde elektriksel yüke bağlanmış oluyor. Yani burada kastettiği şu. Şimdi bizim önceki sistemde nasıldı? Çevrim dışı UPS'te. Direkt şebeke elektriksel yükü besliyordu. Tabii şebekede bir gerilim düşümü meydana gelebilir. Ya da ani bir gerilim yükselimi meydana gelebilir. Bu durumda tabii direkt beslediğinden ötürü buradaki elektriksel yük ne oluyordu? Etkileniyordu. Ha burada bir gerilim regülasyonu yapıyor. Yani bir ototrafo var. Böylece bu AC şebekedeki yükselme ve düşme durumlarından direkt elektriksel yük ne yapmıyor? Etkilenmiyor. Yani biz elektriksel yüke belli bir gerilimi, şebeke gerilimini belli bir regülasyon işlemi uygulayarak göndermiş oluyoruz. Eğer bu sistemde şebekede enerji kesilir ise buradaki anahtar açıyor. Yani röle açıyor daha doğrusu. Aynı çevrim dışı UPS'te olduğu üzere akülerde depolanan DC gerilim AC gerilime çevrilip buradaki elektriksel yük beslenmiş oluyor. Bu sistemin avantajı ne? Bu sistem arkadaşlar şebekedeki gerilim düşümü ve gerilim yükselmesi durumlarında elektriksel yükümüz etkilenmemiş oluyor. Ha bu sistem hangi durumda yükü UPS'ten besliyor? Şebeke gerilimi kesildiğinde veya gerilim değeri normal değer aralıklarının dışına çıktığında sistem UPS'ten beslenmiş oluyor. Yani elektriksel yük UPS'ten beslenmiş oluyor. Bir diğer UPS çeşidimiz ise çevrim içi UPS'tir. Yani online UPS'tir arkadaşlar. Bu da standart. İşte AC-DC'ye çeviren bir doğrultucumuz var. Akümüz var. Tekrardan DC-AC'ye çeviren bir invertörümüz var. Ve burada bizim bir anahtarımız var. Bu sistemde arkadaşlar
Elektriksel yük her zaman UPS üzerinden besleniyor. Yani hiçbir zaman şebeke üzerinden direkt olarak beslenmiyor. Her zaman bu sistem UPS üzerinden besleniyor. Tabii UPS üzerinden beslenmesi, yani enerji var iken de yok iken de ne oluyor? UPS üzerinden besleniyor. Böylece şebeke gerilimi veya frekans değişikliklerinde elektriksel yük bunlardan etkilenmiyor. Çünkü mesela çevrim dışı da ne vardı? Şebekedeki bir gerilimdeki bir değişiklikten direkt yük etkilenebiliyordu. Tabii frekanstaki bir değişikliklerden de direkt yük etkilenebiliyordu sistemin enerji varken. Şeyde ne vardı? Şöyle bir dakika. Hat etkileşimde ne vardı? Gerilimdeki bir değişimden elektriksel yük etkilenmiyordu. Şebekedeki gerilimde meydana gelebilecek bir değişiklikten elektriksel yük etkilenmiyordu. Çünkü gerilim regülasyonu yapılıyordu. Fakat çevrim içinde hem gerilim değişiminden hem de frekans değişiminden elektriksel yük etkilenmiyor. Niye? Çünkü doğrudan UPS'den besleniyor. Sistemde enerji var iken de, sistemde enerji yok iken de direkt UPS'den beslenmiş oluyor. Tabii burada bizim yükü beslemiş olduğumuz AC gerilim nasıl elde ediliyor arkadaşlar? Önce bir akülerde elektrik DC olarak depolanıyor. Bu DC gerilim invertör ile ne yapıyoruz biz? İstenilen gerilim ve frekansta AC gerilime çeviriyoruz ve böylece yükü beslemiş oluyoruz. Tabi bu sistemlerin maliyetleri yüksektir. Bakım maliyetleri de yüksektir. Bu sistemler sürekli UPS'den beslendiğinden dolayı bu sistemlerde kritik yükleri belirlemek gerekir. Bu kritik yüklerde nedir? Şebeke gerilimi ve frekansından etkilenebilecek hassas olan yüklerdir arkadaşlar. Bu durumlarda bu çevrim içi UPS'ler, yani online UPS'ler kullanılır. UPS'ler hangi durumda kullanılıyor? Kısa süreli enerji kesintisi durumunda, şebekedeki meydana gelen enerji kesintisi durumlarında, gerilim frekansı değişimlerinde, harmoniklerden kaynaklı gerilim değişimlerinde ve şebekedeki geriliminde meydana gelen pik durumlarında arkadaşlar UPS sistemleri kullanılıyor. Tabii bir UPS sisteminde neleri bekliyoruz? Arkadaşlar UPS sisteminde öncelikle kararlı bir gerilim regülasyonu olması gerekir. Yani belli bir genlikte gerilim üretmesi istenir. Ayrıca UPS sisteminin frekansı ile şebeke frekansı aynı frekansta olması gerekmektedir. UPS'in AC çıkış gerilimi saf sinüzoidal sinyale yakın olması istenir. UPS'in AC çıkış geriliminde temel harmonik dışında diğer harmoniklerin içermemesi istenir. Bu nedir? Eğer sizin geriliminiz, sizin frekansı 50 Hz ise elde etmiş olduğunuz UPS AC çıkışında 150 Hz, 250 Hz, 350 Hz bileşenlerinde gerilimlerin olmaması gerekir arkadaşlar. Çünkü bunlar temel harmonik dışındaki harmoniklerdir. Ayrıca UPS'lerin verimi yüksek olmalıdır. Buradaki verimden kasıt şudur. Siz UPS'e bir elektrik enerjisi verirsiniz. Tabii UPS'in içinde kullandığınız o yarı iletken malzemelerde ne oluşur? Isı meydana gelir ve vermiş olduğunuz bu elektrik enerjisinin bir kısmı ısı olarak sistemden çıkar. Isı miktarı arttıkça da UPS'in çıkış verimi düşer arkadaşlar. Bu sebepten UPS'lerin soğutma sistemini ne yapmamız lazım? İyi soğutma sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Tabii UPS'lerin arkadaşlar belli bir süre aşırı yüke karşı yüklenebilir özellikte olması lazım. Buradaki kasıt şudur. Normal şartlarda nominal güç değerinin %120'si kadar olan yüke kadar 10 dakika mesela yüklenebilmesi
gerekmektedir. Örneğin nominal yükü 100 kVA ise bunun 120 kVA'ya kadar 10 dakika bu UPS'in yüklenebilir olması gerekmektedir arkadaşlar. Şimdi UPS sistemindeki bulunan bölümlerden de bahsedelim. İşte doğrultucu ve şarj ünitesi. Bu ne işe yarıyordu? AC gerilimi DC gerilime çevirmemize yarıyordu. Daha sonra şarj ünitesinden sonra akü grubumuz geliyordu. Bunlar kuru tip akü oluyordu arkadaşlar. Bu akülerde de ne yapıyorduk? DC gerilimi depoluyorduk. Daha sonra evirici bölümü geliyordu. Yani invertör grubu. Akülerdeki DC gerilimi AC gerilime çevirmemizi sağlayan kısımdı. Tabi bir de filtre ünitemiz var. Gerilimdeki meydana gelen bozulmaları filtre ediyoruz arkadaşlar. Elde ettiğimiz gerilimdeki. Bir de bizim tabi şebeke ve UPS arasında geçişleri sağlayan statik veya manuel bypass şalterleri bulunur. Bir de evirici çıkışında elde etmiş olduğumuz AC gerilimi ne yapıyoruz? Tabi burada evirici çıkışında mesela biz örneğin 12 volt ya da 24 volt bir DC gerilim elde, AC gerilim elde ediyoruz. Bizim beslediğimiz yük 220 volt AC ise bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir trafo yardımıyla 220 volt AC'ye yükseltiyoruz. Bir de bu UPS'in kumanda ve kontrol paneli bulunmaktadır. Ayrıca haberleşme ünitesi bulunmaktadır. Kumanda panelinden siz UPS'in işte çıkış gerilimini, giriş gerilimini, DC baradaki gerilimi, AC baradaki gerilimini, işte sıcaklık değerini, çıkış gücü değerini görebilirsiniz. Haberleşme ünitesi de ne işe yarar? Bu UPS de uzaktan bir bilgisayar sisteminden haberleşmesi yapılmış olabilir. Ayrıca bu haberleşme ünitesi yardımıyla da UPS'in kontrolü yapılabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu dersimiz bu kadar. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza destek olmak için abone olursanız seviniriz. Herkese iyi çalışmalar.